Güzel insanlar, bir kaplan öldü, bir kaplan doğdu. Sınsı, ne yazık ki, ne yazık ki sırtındaki sorumluluk olmadı. Of, ah, nefret ediyorum şöyle, arada patlıyorum ya. Neyse, samimiyet olsun. Buradan devam edelim. Sunsu'nun üzerinde sırtında çok bir. Oğlum ana konuşamıyorum lan. Dur, DC dediniz de Discord'u ben kapattım mı? Kapatayım abi. Evet, Sunsu'nun sırtında ciddi anlamda yükler vardı. Hem psikolojik hem de maddi olarak bir ülke yönetiyor. Hem de babasının öcünü almaya çalışıyordu. Son girmiş oldu savaşta da Diolo'yu kaybedince yine burada tabii ne olmuştu? Babasının halüsinasyonu böyle düello esnasında belirmişti. Libya ile yaptığımız diplomatik anlaşmalardan dolayı suçluluk hissediyordu. İşte o anda dikkati dağıldı ve düello'yu kaybetti. Yaralanmıştı ve ne yazık ki duygusal bir şekilde öldü. Kahrından öldü diyebiliriz yani. Bildiğin kahrından öldü adam yani. İnme geçirdi adam. Bayağı inme geçirdi. Peki kim geldi onun yerine? Tam da tevafuk diyoruz işte biz buna. Normalde naib olarak annesi geçecekti yerine ama kardeşi 18 yaşında. Dedi ki abim 16'larında önemli sorumluluklar aldıysa ben 18'imde bunu niye yapamayayım dedi. Ve Sun Quan Wu'ların bakiyesinin yöneticisi oldu. Bundan sonra yolumuza Sun Quan'la devam edeceğiz. 18 yaşında bir genç. O bir yiğit. Abisi gibi vatan arayışında o da. Buraları aynı şekilde ülküsünü devam ettiriyor. Buraları ülkesi kabul ediyor. Yan Bayou üzerine yürümeye devam ediyoruz. Abisinin zaten öcü alınmıştı. Biliyorsunuz Yan Bayou'nun sağ kolunu yakalamış ve idam etmiştik. Şimdi topraklarını da elinden alacağız. Hadi bakalım. Şu neymiş? General memnuniyeti düşük. Tabii memnuniyeti düşük. Adamı geri şeye çektik. Ha, bir de buna görev vermemişiz. Baş general değil mi? Oğlum çok maaşı artıyor ya. Genel komutan. Yok abi. 200 maaş ne ya? Bu ne? Sağın generali. Ha. Tamam. Zaten babamızın generaliydi bu. Sağ kanadın generali olsun bu. Solun generali. Kararlılık. Solun diyelim. 100 karakter maaşı. 10 kararlılık, 10 memnuniyet, yetiştirme maliyeti. Güzel. Tamam, mutlu işte. Abi topraklarını gösterebilir misin? Göstereyim. Bir diğer sizlerin de yazılarını okuyacağım hepinizin. Toprakların burası işte. Daha güzel görün diye böyle yaptım. Asayiş desem yine aynı işte. Şu an topraklarımız böyle. Yansı Nehri'nin güneyindeyiz tamamıyla. Empire yarın arkadaşlar. Onun açıklamasını girişte yapmıştım. Evet, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hareket şeyim yok. Bitmiş durumda. Bir sonraki tura geçeceğiz. Tamam. Oo. Oo. Direkt hücum etmemiz lazım oraya. Bir de vali var orada. Aa, bir achievement açıldı. Uf, bir dakika. Kaç yaşında bu? 36. Bir olmaz. Liu Bei size evlilik teklif ediyor. Karakterimiz onların ulusuna katılacak. Ay, oo, bir ne veriyor? Onların verdiği. Liu Bei ödeme 165 gold. Her Liu Bei. Of, Foxy'in aleykümselam, hoş geldin. Abi 11 ay mı olmuş ya? Vay arkadaş. 11 aydır desteklerini sürdürüyor bana. Foxy'in, teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bak böyle gel işte Liu Bei, böyle gel böyle. Hem Valide Sultan'la bir izdivaç yapsın bizim taraftan biri diyorsun. Şu verdiğin şeylere bak lan. Koskoca Liu, soy ismin Liu lan. Han Hanedanı soyunun akrabasısın lan. Böyle saçma bir evlilik çeyiz teklifi olur mu ya? Sun Quan elbette reddediyor bu rezaleti. Reddet. Sadaka mı veriyorsun lan? 160 gold ne? 10 mevsim toplam.
Emre hoş geldin. Canın sağ olsun. Kafamdaki kalpak arkadaşlar. Mateng sahası ile barış. Ulus yükledi. Liji. Yani şu müziğin sesi nasıl? Ha, 50 de tamam. Buraya çöktük çöktük. Ha, Yan Bayu'nun ordusu bu işte. Ne var burada? Hangisi bu? Kereste yardası. Buraya alırız ya. Buraya çok rahat alırız hem de. İki tane mi kereste yardası varmış burada? Kereste yardası. Vallahi iki taneymiş. Evet. Dakika bir gol bir savaş izleyeceksiniz. Hadi sizi şanslılar sizi. Sizi şanslılar sizi. Kılpa ile yenilgi mi? Gece muharebesi yaparım. Morallerini düşürürüm. Ne kılpa yenilgisi lan? Bunların içinden geçeceğim ben. İçinden. Harita görünümü. Muharebeyi başlat. Oğlum 2460. Bu da Türkmen başlığı abi. Aynı şey işte ya. Her zamanki gibi bilgece konuşun. Savaşalım. Sun Quan. Sun Quan'ın ilk savaşı bu. Yepyeni ve aydınlık bir gün. Savaş için mükemmel. Ulan neye aydınla? Gece savaşıyoruz. Bilgiyle ulaşın. Zafer de çok geçmeden... Zafer çok geçmeden yaşanacaktır diyor. Hadi bakalım. Aleykümselam. Kuzey Tisan. Hoş geldin. Evet. Yine bir kereste yardasındayız. Buralar konum gereği böyle işte. Biraz farklı bir yerden girebiliriz. Kaç kule var burada? Şöyle buradan girsek. Bu kule nereye kadar sıkabiliyor? Şuradan şöyle gireceğiz. Tamam, buradan girelim abi. Mancınıklarımız daha iyi vurur mu? Başka nereden girebilirim? Buradan değil. Şuraya bir deneyim. Oo, bura çok kötü ya. Bura orman abi. Şuradan girsem. Bu ne lan? Burada kaç? 1, 2, 3. Oo, ha 2. Aa bak burası güzel. Ama şuranın önü kapalı. Buranın önü de açık ikisinin de. Mancınıkları şuraya koysam. İşte şu ağaçlardan acaba şuraya vurduramam mı? Vuramam mı acaba? Şuraya koysam. Engelliyor ağaçlar işte. Ama şurada bir yangın çıkarsam herhalde olur. Gece Kartalı Sunkan adalet tesis etmeye geliyor. Bayer Mevlüt öyle dedi. Eyvallah. Ya da gene buradan mı girsek ya? Bakın ama burada da 3 tane kırmamız lazım işte. Yok yok, tamam, bu sefer buradan deneyelim. Olabildiğince artık. 2 tane kule var. Hatta gerekirse bir tanesini şöyle yaparız. Bir tanesini de şöyle şuraya açıklığa koyarım ki buradan oturturuz. Ama bak burada kayıp var. Niye 3 tane burada abicim? Bunlar 4, bu 3. Okçularımızı ayarlayalım. Piyade birliklerimizi ayarlayalım. Süvari birliklerimizi ayarlayalım. Bu arada bunun ordusunu değiştireceğiz. Komutan bu. Öncü değil, o nedenle ona göre davranmamız lazım. Sun Quan'a babasının önemli komutanlarından Cheng Pu yardım ediyor. O öne geçiyor. Sun Quan da saygı gereği bir şey söylemiyor. Tabii ki bununla alakalı ve hatta kendi bile istiyor bunu yani. Ateşli oklar da yakıyor. Aynen, orman morman yanıyor arkadaşlar. Hiç yani. Evet, muharebeyi başlat. Şimdi ateşli oklar seçili ve ilk ok topu attırıyoruz. Mancınık, hadi bakalım. Diğeri de buraya. Ateş! Vurdu. İşte bu, %100. Bu vuramamış. Süper. Evet, ilk kuleyi yaktık. İkinci kulede sıra. Burada bir gelişme yok. Nihayet oturttu. %100. Bu kule yanıyor. Süper.
Yangın çıkacak burada. Bu 57 oldu. 60 tamam. Hayatta kalamayacak kadar zavallısın diyor Sun Quan. Öyle bağırdı. Yang Zhong. Bravo, bunu kendin mi düşündün? Abi bu lafları artırmaları lazım ya, bu ağız dalaşları. Hadi be, bir vuramadılar ya. Aynen. Cehenneme gitmeden dünyada yaşatacağız cehennemi. Evet. Şimdi durun bakayım. Şimdi şuraya oturtma vakti. Vurduk. Aynı şekilde bunları da, hadi bakalım. Şimdi sıra geldi oklamaya. Çin ölümden çok zevk alacak diyor. Zhao Yu. Hayatım üzerine yemin ederim ki seni keseceğim diyor bu da. Okçuları ilerletiyoruz. Of, çok güzel değil mi görüntü? Onlar mancınıklar gidiyor. Görüntü çok iyi ya. Roma'yı da ben yaktım aynen. Bu arada oturtturuk sanırım. Bayağı vuruyoruz yani. Hatta şunları otomatik yapayım da, otomatik sıksınlar ya. Otomatik sıksınlar artık. Dinlemek istersen. Umarım kılıcın zekanan daha keskindir diyor. Evet, şuraya bayağı yetişiyor oklarımız. Ateşli ok mu attıralım? Ha şey, paralı askerinki yetişiyor, diğerlerinki yetişmiyor. Ormanda kalıyor, orman yandı. Mancınıklar oraya atmayacaksınız abi demek. Of, oturttu şu oraya vallahi, oturttu ha. Yanıyor millet. Bu arada arkalara falan da ne olur ne olmaz diye birim yerleştirmiş. Şimdi yanan ormana girersem benim için problem. Moral düşürüyor çünkü. Bu ormana girmeyeceğim. Piyadeleri de yaklaştırayım. Güzel. Güzel. Bayağı kereste yardısını yaktık ya. Nereden geliyor? Yok, şuradan mı geliyor? Koşun abi. Şeyin dışına çıkarmaz herhalde birlikleri. Oo, bunlar niye bayağı zayiat verdi ya? Standart okçular ok atıyor abi. Ya da bu zayiatlıydı herhalde. Biz de onları yakarız abi. Of 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 of. Bak, beyaz bayrak geldi. Evet. Yavaştan girelim o zaman biz de. Süvarileri nasıl yaparız? Süvarileri bence sağdan. Buraya alırım ben. Komutanları da öne alalım. Düşman bu arada iyicene geri kaçtı. Geri çekildi. Mancınıklarımız hala sıkıyor. Buradaki okçularımız ateş ok atmıyor ama bunlar hala sıkıyor. Burada beyaz bayrak geçecek bunlar. Haydutları kesiyoruz. Düşmanlar kaçıyor. Namertler diyor Sun Quan. Normal oka mı çevirsem bunları ya? Normal oka çevirdim ki şey yapsın. Daha iyi. Aa, komutanları gelmiş. Düello yapıyor mu? Düello yapmak. Lan ne diyor? Haydi bir düello yapalım o zaman. Koruyucu.
İki koruyucu karşı karşıya. Bizimki düşürdü. Evet, birlikleri gönderdim. Bunları da gönderiyorum. Babamın komutanı bakalım nasıl bir başarı elde edecek. Lan kendi adamlarımızı vurduk. Kendi adamlarımızı vurduk. Yeniliyor lan adam. Bu adam ölürse var ya bitti bu savaş, ben söyleyeyim size. Ağzımızı burnumuzu kıracaklar. Komut generalleri kaçıyor. Sun Quan da onu yakalasın. İyi, öldürüyor bizimki. Bizimki beyaz bayrak çekiyor. Böyle bir sıkıntı var. Okçular. Hadi abi, öldürmen lazım. Çünkü yoksa beyaz bayrak çekmeyecekler. Ben kaybedeceğim savaş. Çok, çünkü bize hayat veriyorum bayağı. Evet, kesti. Yürüyün lan, yürüyün lan. O unuttuk bak işte şeyi izlerken, düello izlerken. Bindim atına, yürü. Aa, attan düştü lan stratejist. Ölecek, ölecek. Kesiyordu adam. Heh, kaçtılar. Onlar da kaçıyor. Kaçıyorlar da çok zayiat verdim ya. Sun Quan ne yaptı ya? Öldürdüm adamı, helal lan. Bir kaplan gibi, ki zaten kaplan soyundan geliyor. Kaçan komutanı yakalayıp kesti. Bizimkiler buradan, süper. Hala bu süvarilere ok atıyorlar ya, şu manyak herif. Şunu yakalayın abi. Hadi alacağız, hadi. Süvariler bir türlü gelemedi. Hala ok atıyorlar ya. Sun Quan, hadi lan, hadi lan. Çok zayiat verdim ya. Yo, adamlar ölüyor, geberiyor herhalde. Nefesi kesilmiş zaten. Ha, Sun Quan yetişti vallahi.
Şuraya şuraya. İşte yetişti. Düşmanın arasına bir kaplan gibi dalıyor. Üf. Üstü başı kan olmuş Sun Quan. Şaha kaldırıyor atını. Ve zafer. Onun gelmesiyle beraber zafer de geldi. İlk sınavını geçiyor Sun Quan ve ulusunun lideri olacağını bütün düşmanlarına kanıtlıyor. Aynı zamanda ulusuna da kanıtlıyor. Hoş geldin Forzil. Mehmet hoş geldiniz. Onman hoş geldin. Aleykümselam. Paşam sana bir şey sorayım. Selçuklu modunda ordunun içinde bir birliği nasıl çıkarabilirim? Başka bir komutana verebilirsin o birliği. Ya da dağıtacaksın. Başka çaren yok. Tamam zafer. Evet maşallah arkadaşlar. Teşekkür ediyorum hepinize izlediğiniz için. Çağırın arkadaşlarınızı. Bu eğlenceyi daha fazla insanla paylaşalım. Killer'e Gogo beni yaverin yap diyor. Eyvallah. Hepiniz güzel bir insansınız. Evet bir süvarımız gümlemiş. Düello kazandık. Yaver elde ettik. Düşmanların hepsi öldü. Şu kaçmış ama. Yo yakalam. Ha Sun Quan bunu şey almış. Tutsak almış. Ancak isyan edenin kellesi gider. O yüzden idam. Sun Tzu değilim ben. Ben Sun Quan'ım diyor Sun Quan. Sun Tzu ne demişti? Ben babam değilim ama onun öcünü alacağım. Sun Quan da diyor ki ben de abin değilim. Ben de babam değilim. Kaderimi kendim çizeceğim ve düşmanlarımı acımasızca ortadan kaldıracağım. Çünkü acırsam nasıl acınacak duruma düştüğümü sarayda gördüm diyor Sun Quan. O zaman idam. Ve yağmala ve işgal et diyor. Bunun mirası bir yerde aile geçirdik. Evet. Harika. Bekleyeceğiz şimdi. Burayı bekleyeceğiz. Şark kitabı. Şimdi şu adamı bir dizelim abi. At yok. Kurnazlık, otorite, eksiyon, memnuniyet. Bu ne lan? Hadım. Yozlaşmayı düşürüyormuş. O memnuniyet. Bunu satalım ya. Bu adamı salla abi. Bu adamı Yuan Shu'ya aram. Kimle aramayı? Hongrong'la aramaymış. Dur bakayım. Barış. Saldırmazlık anlaşısı. Değil. Liu Bei'yi. Liu Bei'yle zaten şu para işlerini bir halledelim. Düzenli ödeme talep et. Direkt para ver. Bilmiyorum ki ya. 4 GB RAM bunu götürür mü? Ben 6 ile oynuyordum. Oynuyordum ama 4 ne olur bilmiyorum arkadaşlar ya. 35 gold. Gold'dur. Saldırmazlık anlaşmaları imzalıyoruz. Hansui. Hansui çok toa öbür tarafta. Tamam bundan müzakere edelim. Ya itten geç. Para alamıyorsam işim olmaz. Liu Bu. Oo, Liu Bu bayağı bir şeyler edinmiş. Bakalım. Geç. Oo bu ne kadar büyümüş. İnanılmaz lan. Vay arkadaş çevremi sardı lan bu herifler. Bu ikisi kanka ha. Bunlar etrafımı sardı ne yapacağız? Askeri geçiş. Liu Bei. Hoanying, pengyou. Düzenli ödeme talep edelim. Oğlum yine vermiyor ya. Para. Para veriyor. Yarın Empire Total War. Bu fakirlikten ölüyor lan. Liu Bei ya oğlum bu adam var ya. Ne yapacaktım ben ya? Ben ne yapacaktım ya? Ha. Satacak, satış yapacağız. Hongrong. Hongrong zengindir abi. Qingjing, pengyou. Değilmiş. Paraları görebiliyorum artık. İlginç.
Oha, 17 bin gold'u var bu herifin lan. Dedeni gömdü, hala yaşıyor Luffy. Adam hal... Oğlum şu an var ya, en 16 bin. Oha, bak. Benim savaşacağım adamların zenginliğini görüyor musunuz? Yapay zeka nasıl zengin yapmış herifleri. Varlıklı varlıklı. Yuan Shao. Yuan Shao'yu satacağız o zaman. Bir şey değil mi? Yalan ya. Ya benim savaşmam gereken Liu Yao'yla Liu Biao'yu. 20 bin gold'u var bu adamın. Bu adamın 16 bin gold'u var. Ya sırf var ya, yani şey yapalım diye. Şöyle neyse, Yuan Guoze. Nerede abi? Yaver ticareti. 4 gold. Düzenli ödeme talep et. Güzel. İyi parayı satıyoruz ya. Saray görevlisi işte, Asilzade. Asilzade'yi kitledim şeye, Yuan Shao'ya. Onun sarayında entrikalar yapsın. Aslında öyle bir şey değil de ben uyduruyorum şu an yani. Tamam, çok güzel. 5300 gold toplamda gelecek bize. Süper bir anlaşma. İkinci bir ordu kurabilirim yani şu an. İkinci bir ordu kurulabilir. Bu adamın ana ordusunu dağıttık ve ordusu yok. Ben öyle söyleyeyim size. Başkentte bir ordu daha kurabilirim. Ya da şurada mı kursam? He, ama şöyle bir durum söz konusu. Babamın ikinci önemli generali. Kim geldi? Bullseye. Teşekkür ederim takip için. Şimdi. Huang Gai. 2000 gold istiyor ya buna. Kimin? Bu adamla şu hiçbir anlaşamıyor. Şunu alalım. Stratejist. Etti mi iki? Bununla başka kim anlaşıyor? Aa! Ama bu da mı stratejist? İki stratejist çok fazla olur ya. Ulan bu legendary karakteri alalım ya. Alıyorum bu karakteri de havuzdan. Kimse elde edememiş bunu. Zhang Zhao. Kim bilmiyorum ama. Tamam, aldık. Mutluluk durumu ne? 53. Tamam, gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi bunlara ordu basacağız. Bu öncüydü. Bir, iki mancınık. Oha, para yok. Yo, var. İki mancınık. Okçu milisler. Aslında şu paralı okçulardan almamız lazım ama paramız yok işte. Neyse, aldık. Bir dakika, bir daha bakacağım. Okçular, okçu milisler, okçular, paralı okçular. Tamam. Para kalmadı işte. Neyse, ikinci ordumuzu da kurmuş olduk. Sun Quan bir babasının bir generalini, kendi ordusuna bir generali de özgürce ama tabii ki kendisine bağlı kalacak şekilde hareket etmesi için görevlendiriyor. Başlayalı 40 yarım saat oldu. Arbaletçileri sonra kullanacağım. Şimdi düşünmüyorum kullanmayı. Bu arada teknoloji ağacı reform vakti gelmiş. Bakalım. Elverişli atama, karakter tecrübesi, ticari etki, casus eylemlerini koruma. Ha, şu casus olana bakalım. Hasbinallah. Casus. Ha, elverişli casus konusu. Casus konumu. Artı bir. Hiç yok. Ya bir seviye alabilir miyiz arkadaşlar? Bir bug mı acaba, bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz daha henüz çıkmadı. Daha henüz çıkmadı oyun. O nedenle bir bug mı yaşıyoruz DLC ile alakalı diye düşünmüyor değilim. Bir bunu yapalım bakalım. Sunchen çok oldu öyleli. Heh, gördünüz mü? Tekno, tamam. Gayet iyi. Ama şu an atayamıyorum çünkü 1000 gold istiyor. Var olanlar da ordu da. Yuan Shu'dan nefret ediyormuş bak. Yuan ya. Kendi akrabası herhalde Yuan. İkisi de aynı soy isimde.
Tamam, en azından casus olayını halletmiş olduk. Sonraki tur. Ben şeyin toparlanabileceğiniz... Yuanşal olsun, tevası olacağız. Yuanşal bize özellikle karantin... 6000 gold veriyor. Vay arkadaş. Ama reddediyorum tabii ki. Paşam ben kaçayım. Görüşürüz arabacı. Kendine iyi bak. Shindu'yu aldık mı? Bizim için en önemli olan yer şu şurası. Silah çıkacak. Sürekli spam. Silah spamlayacak. Çünkü burası silah ustasının yeri. Burayı ele geçirdiğim an... Yuanşal sarası savaş ilan etti. Lübu, Changzhe savaş ilan etti. Of, bütün liderler. Görev başarılı. Yerleşim yeri. Yine yerleşim yeri. Görev başarılı. Silah arkadaşları. Heh. Changpu, Zhouyu ile mutluymuş birbiriyle. Görev başarılı. Yine bir karakteri buraya götür. Görevi de başarılı. Süper. Üst üste şu an işler tıkırında gidiyor. Ama tabii bir hüzün var içerimizde. Çünkü Sun Qian öldü. Sun Qian diyorum. Sunsı. Konseyi görevlerini tamamladık. Bir daha çağırıyoruz konseyi. Okul yap dediler. Ve Sayvan çiftliğini buraya bir tane adam götürecekmişiz. Memnuniyetsizlik mevcutmuş. Turun başlangıcı en az 15 gıdanız olsun ki bunu şu an yapamayız. Görüşürüz Todbringer abi, görüşürüz. Umut hoş geldin, aleykümselam. Bannerlord düzeldiyse ona da bir ara bakarız. Şu an bir düşüncem yok. Bunlar bir iyileşsinler ya. Biraz iyileşsin abi bu adamlar. Bunu buraya alırım. Buraya alırız. Hatta ordu koyabilirim. Süvari alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bir birim daha alamıyoruz mu ya? Vay arkadaş. Bir şeyler daha satalım. Bu adamlara bir şey satayım ben. Bu adam zengin. Yaver ticaretinde şundan bir tane satalım. Para gelsin. Alabilecek miyiz? Alıyoruz sanırım. Evet, alırız o. Tam 600 gold. Gayet iyi. Normalde bu birim buna verilmemesi lazım ama yani süvari vermemiz lazım. Sonra ben dağıtırım onları. Drop mu var bakalım. Yok, drop sende büyük ihtimal. Yani bir şey bak istersen. Ne diyor bu? Yetenek puanı mevcutmuş. Ben bunu vali yaptım değil mi? Görevlendirdik. O zaman ona göre hareket edelim. Lüfan. Uzmanlık. Muharebe sonrası sanayiden gelir. Rezervler. Sanayiden gelir diyelim ya. Nasıl olsa sanayi binaları falan yapacağız. Burada ne var? İkinci yer açılmış ama paramız yok. O nedenle devam. Barışalım diyor. Para vereceğim sana diyor. Reddettim. Ordu kuramıyor sanırım şu an. İflas etmiş olabilir. Haydut köpeği ortadan kalacağız. Derken bir ordu kurdu. Ama Yan Bayu'nun kendisi yok. Bak güncelleme gelmiş ondan bazıları. Bu arada aleykümselam yeni gelen arkadaşlar. Zaman kaybetmeden buraya hücum etmemiz lazım. Gongzhan Puyu tarafı özgür bıraktı. Maaten Krong'a savaşa katılmasını istedi. Tamam, bizlik bir şey yok. Yeni karakterler. Ahşap köpek diyor. Şey diyeyim mi? Burayı alır mıyız? Piyadelerimizin sayısı az. Bence alırız. Evet, alırız. Gece muharebesi yapalım da mancınık top atışlarını görün. Evet, generaller hiçbir şeyleri yok. Muharebe başlat. Cesur olun, tarih bizim yanımızda. Sun Quan, erken yaşta başladığı yiğitle yeni düşmanlar karşısında zeki olmalıyız. Güvey. Haydi bismillah. Evet, şimdi en az kulenin olduğu yerden giriş yapacağız arkadaşlar. Ama nerede? En girilebilir yer burası gibi gözüküyor şu an. Ama acaba şurada kuşatma cihazları var mı? Teçhizatları.
O biraz sıkıntı olacak. Bilmiyoruz çünkü. Sun Quan'ı daha acil seviye atlatmamız lazım. Eğer kuşatma teçhizatları varsa geçmiş olsun diyeceğim ama o zaman şuradan yaparız. Şuradan yaparız. En azından şuradaki vuramaz. Şunu olursa vurur da. Aynen. Ama şu kısımdan girmeyi planlıyorum. Ormanda tutalım birlikleri de. Bu arada şu 10 level olmuş ama ben bunu iptal edecektim ya. Yadelerin sayısı da az. Üf, bir şeyler oluyor. Pulzay, hoş geldin. Pulzay bir şey yazmış, bir chat'e yazmamış. Takip etmişti. Sanırım bir mesaj yazdı. O mesajı da yayından sonra okuyabileceğim dostum. Şimdi bakamıyorum çünkü mesajlarınız Streamlabs'te çıkıyor ya. Yayından sonra bakarım. Bir de böyle destek olan arkadaşların isimlerini şeyde koyuyorum. Twitch sayfamızın alt kısmı. Siz daha bilirsiniz ama öneri vereyim dedim. Ne için Zargaz? Paşa mancınıklı duvarlar yakın. Yakın ya da kır ne? Yakın mı? Deneyelim bakalım. Ama kuleler var abicim yani yakın. Ha şuraya mı koy diyorsun? Şu şekilde mi? Deneyelim bakalım. Çok yakın olmadı mı? Biraz korkutucu. Hadi başlatıyoruz. Kuşatma teçhizatı var mı? Yok tabii. Bir yamyamdan ne beklersin ki? Evet, kuşatma. Aa. Ana, atı burada unuttuk lan. Onu orada unuttuk. Ne yapacağız? Buraya koşturayım ondan sonra. Çünkü kuleler bunu vurabilir. Neyse çok önemli değil zaten. Süvarileri çok faydalanmıyorum. Kule kuşatmalarına. Kule diyorum, kale kuşatmalarına. Tamam o zaman şuraya yaralım. 1. 2. Hücum ateş! Ama kötü ateş oldu. Yanıcı ateş edecek. Kötü oldu. Neyse vurmuş olduk şeylerle falan. Evet. O ne lan, hiç vuramadı ya. Abi şaka mısın? 4 tane. Oğlum inanılmaz rezalet atıştı ya. Vurdu mu bu? Vurmuş. Şunu hadi abi, hadi abi. Heh. Tamam. Zırtıya ya da menzil, menzil saldırı oranı. Menzil. Yakıyoruz, yakıyoruz. Güzel. Kulelerden kurtulduk. Şimdi yol açma vakti. Abi Total War serisi ne zaman indirime girebilir? Belli değil. Bilemiyorum. Atla süvari yetişti. Okçular ilerletelim o zaman yavaştan. Neye gitmiyor ya? Evet orada yandı. O oraya sıkıyor. Bak sıkamıyor birkaçı, görüyor musun? Sıktı mı? Ha yıkılmış. Bak bazıları sıkamıyor ama. Görüyor musun? Ha şimdi döndü. Tamam orayı sal artık. Yakın diye mi sıkamıyorlar acaba? Bunları ateşle attıralım. Bazıları ateşle atsın, bazıları düz atsın. Bu okçulara sıkalım önce. Okçulara okçu. Kaçıyorlar ama. Burada işimiz bitti diyor. Sus ve geber diyor. Wen Shanglan.
Başka okçular yok mu bunların? Geliyor. Bu da kaçıyor. Niye kaçıyorsa? Evet, burada çöker. Evet, oklamaya başladık. Onlar ateşli ok atacağı için biraz yavaş atacaklar. Ya da menzile mi girmiyor? Yok, giriyor. Attılar işte. Güzel. Süper ya. Bombeleme. Beyaz bayrak geldi bile adamlardan. Beyaz bayrak tam gelemedi ama gelecek. Tamam, piyadeleri yönlendirebiliriz. Mızraklı bir mürü yiyoruz. Mancını yok, yapay zeka kullanıyor şu an. Oo, ne oldu? Bir şeyler daha oldu. Uzay gene mesajı attı sanırım. Biraz daha okçularımı yaklaştıracağım. Ki şuraları vurabileyim. Piyadelerim geliyor. Süvarileri de çağıralım. Piyadeler koşabilirler. Ha, geliyorlar. Okçular, hadi bakalım. Onlar attı, sıra bizde. Haydutlar ölecek. Çok iyi oldu. Onlara ok atarken patır patır aradan geçen askerler de oldu. Evet, beyaz bayrak yaptı bunlar. Kaçıyorlar. Onlar da kaçıyor. Okçular içeri girmesin aslında. Çünkü yapay zeka getirecek birlikte. Evet, sağdan geliyorlar. Düello karakter düello yapamaz. Birlikler girsin, okçular geride kalsın. Mancınıklarımıza durum ne? Şu... Sıksın şuraya. Komutanlarımız geldi. Lan bir tıklayamıyorum ya. Bizim adamlar gelmeden okçular beyaz bayrak çektiriyor herifleri. Bir dakika, benim komutanlarım nerede abi? Arkadaşlar, komutanlarım nerede? Oğlum bu Sun Quan. Aa! Oğlum buraya sura attırıyorduk lan. Mancının suru. Ana! Hepsi öldü. Duvar üstlerine çöktü. Hepsinin üstüne çöktü duvar. Abi yok, bunu kabul etmem. Hayır, böyle bir şey yok. Hayır.
Abi düşman... Hayır, düşmanın generali de gitti, bizimki de gitti. La git oğlum, bu ne ya? Çık, yenilgiyi kabul et. Böyle rezalet bir şey olamaz. Aa, yeniden karşılaştık. İyi iyi. Tamam, durun durun. Hızlı hızlı oynarız buradan, tamam. Of. Düşünsenize gerçekte böyle bir şey olduğuna. Turan Engin diyor ki Three Kingdoms'ın diyor bu efsanevi hikayesel modunda değil de şeyde oynadım diyor. Neydi onun adı? Klasik moduna, yani bildiğiniz klasik Total War modunda oynadım diyor. Daha iyi oldu diyor ama bilmiyorum, ben bu değerlemeyle bunları daha hoşuma gittiği için hızlı hızlı bitireceğiz, hızlı hızlı bitireceğiz. Hızlı çekimde yapacağım. Hemen birimleri falan sokacağım içeri yani. Ama çok güzel bir detay ya. Komutanların şeyin altında kalıyor abi. Neydi onun adı? Sur yıkılırken altında kaldı ve hepsi öldü lan. Şaka gibi ya. Hızlı çekim. Yok canım, ne Atilla'sı ya. Vurabilirlerse tabi. Süper, vuramıyorlar abi. Ya oğlum şaka mısınız? Abi ciddi olamazsın ya. Nihayet. Vuramıyor hala. Mühimmat kalmadı lan. Vurdu mu? Hala vuramadı. Ha, vurmuş. Tamam, oraya gitti. Hadi abi, hadi abi. Heh, 70. Bu 3 bölüm oluyor YouTube'da da. Aynen, YouTube üyeleri 2. bölümü izleyebiliyor. Bu 3. bölüm. Bir süre sonra 2. bölümü yayınlayacağım YouTube'da. Ya Twitch'e gelenler izliyorlar işte. Ama mesela Twitch'te olanlar izleyemediği bölümler de var. Yani herkesi mutlu etmeye ve herkese eşit şekilde davranmaya çalışıyorum. Bu şey bitti. Mühimmat bitti. Tamam, gelsin bakalım. Şu okçuları bir yiyelim bakalım önce. Niye kaçırıyor ki? Nereye gidiyorsun abi ya? Yalnız bir şey diyeyim, yapay zeka şu an daha iyi. Niye diyeceksiniz? Daha iyi toparlandı. Bir önceki bölümde böyle dağınıktı birlikleri. Şimdi buraya. Yiyin. Ha, burada birimler var zaten. Li Shengli yu jin le yi bu.
Birimler ölmesin. Komutanlarını da öldürelim. Kaçıyor. O kötü oldu ama bak oraya gitmesi. Bu buraya gitmemeleri lazım bizimkilerin. Çık çık çık. Bizi şeyi çektiler. Hızlı çekimde oynadık. Ulan az önceki savaş çok da güzel gidiyordu. Bu biraz... Kusura bakmayın. Ne yapacağız? Piyadeleri şuraya hücum ettirelim. Süvariler geri dursun. Gelin gençler. Paşam senin için yüklemiştim. Konuşuruz diye parça parça... Ya canın sağ olsun. Sen mesaj... Bu düşman birliği değil herhalde. Aynen. Ne diyor? Ha, kale kapıyı ele geçirdik. Evet bitecek şu an zafer. Evet. Resmi olarak Banyayuhu doğru mu okudum? Doğru mu söyledim? Bir kaplan öldü, bir kaplan doğdu ve bu kaplanın doğuşuyla sahte kaplanlar da ölmüş oldu. Evet, idam. Yağmalı ve ele geçir. Görev başarılı. Şu yerleşim eline geçir. Hayatta ise Lü Meng sarayınıza katılır. Lü Meng mi? Lü Feng geldi. Lü Meng. Evet, 3 tane Wu'nun mirası. Dağları güvene al. Dağları güvene aldık. Bakalım geldi mi Lü Meng? Lü Meng ölüymüş abi, gelmedi. Yo, gelmiş. Uzmanlığa bakın. 8 muharebe savaşması. Çok iyi. Yay ahşap köpek diyor. Tamir edeceğiz. Bunu değiştireceğiz. Bu nerede? Keriste yarası. Bak bunu değiştirmemişiz. Niye değiştiremiyorum? Bu paneli inlemek için sol tıklamam. Zincir daha önce gelen bina inşa etmeden bu binayı inşa edemezsiniz. Boş veren olduğu için buraya. Oğlum niye yapamıyorum? Bu binaya dair bilginiz yok. Onu daha fazla geliştirmeniz. Mümkün olduğunu daha uygun hale getirebilirim. Tamamen yıkabilirsiniz. Yıkalım işte abi. Ha şu bir dakika ya. Şurada abi işte. Yık. Bug mı oldu? Bana mı öyle geliyor? Bence bug oldu. Harika. Bir de gıdamız yok şu an. Ama şu çözülecek, şu binaları yapalım. Heh, paramız varken devlet atölyeleri, sanayi binası bitti. Bir Poyang'ı kaldı işte. Poyang'ı aldığımız zaman Beyaz Kaplan gidiyor. Saldırmazlık anlaşması 53. Ya defol git. Görüşürüz panda. Toprakları göstereyim hemen. Şunlara bakalım bir. Mecbur bunu seçeceğiz. Topraklarım böyle. Gördüğünüz gibi birleştirdim artık. Yansı nehrinin güneyini almaya devam ediyorum. Bizim amacımız şuraya gelmek. Şuraya. Babamızın hüküm sürdüğü topraklara. Gıda problemi devam ediyor. Evet, gece muhabisi delegeyi etkilendir. Yan Bayu elveda.
Bunun mirası. Elveşli atın turbaşına şans. Ortadan kalktı mı? Aa bir dakika. Aa burada da bir toprağı varmış. Bilmiyorduk. Ulan. Tabi Sun Quan onu ortadan kaldırdığını zannediyor. Ama haydutlar dağlarda inlerinde yaşamaya devam ediyorlar. Yağmaladık. Nasıl yağmaladık? Yağmaladık. Ve çok güzel oldu. Buradan şey gelecek işte. Silah yapımcısı. Silahlar gelecek buradan. Şunu niye yıkamıyorum? Çıldıracağım. Şindu mu burası? Neresiydi? Evet. Bak ya, bunu bildirmemiz lazım ki düzelsinler. Ya da gir çık yapsak düzelir mi acaba? Zannetmiyorum yani. Bambu tarlaları. Burası işte kitle, kereste. Nasıl olabilir ya? Paramız var bu arada. Bir ajan gönderme işlemi yapabiliyor muyum? Dışarıdan birilerini almam lazım. Kendi Lümeng'i gönderebiliyorum. Onu da göndermeyeyim. İkinci orduya yeni gelen adamı al paşam. Öyle mi diyorsunuz? Koruyucu Lümeng. Anlaşabiliyorlar ama paramız yok. Bir gelen birliklere bakın. Üf. Hainliğin yıkıcıları. İmparatorluğun savunucuları. 1800 gold lazımmış bunun için. Burada bir şey var. General seviye atlamış. 5. seviye. Muharebe hareket hızı saldırırken moral. Komutan olduğu için bu güzel olur. Gıda problemi yaşıyoruz. Eksi bir. Bir sonraki tur bakacağız. Mateng ulusuna sağsa olsa adına savaş ilan edeceğiz. Mateng. Mateng çok ileride alakasız bir yerde abi. Bana 10 tur boyunca 924 gold verecekmiş. Aa büyük ama Mateng çok büyük. Bulaşmayalım, reddediyorum. Bizi manipüle etmeye çalışıyor. Kendi özelliğini kullanarak kabul etmedim. Dün para bugün yok, gıdada problemimiz yok ya, halledeceğiz. Bir tane gıda problem bir şey değil yani. Şu kereste yardısını yapamamak canımı sıktı. Var var Uğur. YouTube kanalımda 10 bölümlük hatta 11, 12 daha da artıyor. Şey var. Direkt rehber videolar var. Direkt rehber videolar var. Ustabaşı geldi. Bir kaydet bir başlat yapayım bakayım ne olacak. Düzelecek mi? Zannetmiyorum da. Çünkü ne var ne yok her şeyi kaydeder. Sizinle ne kadar oyun? Bakman lazım. Yani. Bakın arkadaşlar yani. Ben şu an nasıl alt tab yapayım sizinle bakayım. Galiba teknoloji açtığında geri gelişimi açman lazım abi. Yok abi bence onunla alakası yok. Çünkü diğer kereste yardısında bina yaptık. Gerçi öyle bir şey de olabilir. Ama oraya özel de olabilir. Bak şurada kereste yerden var işte. Var ya abi. Bak aynı. Yerli bambu diyor bu. Ha bir dakika bu. Tamam işte. Bambu oldu. Aynı şey abi. Ama bug oldu işte bu. Boş yuvan olmadığı için buraya bina inşa edemezsin. Boş yuvan. Var işte abi. Yıkamıyorum bak. Yıka tıklıyorum yıkmıyor. Tur atlamayla alakalı değil. Tur atladıktan sonra buraya saldırdık dostum ama. Zaten. Yani öyle düşün.
Atama yapalım bir. Bunların hepsi lümen ne için? Bina maliyeti. Bunlar da atanmaz ki, bunlarla ordu kurulur ya. Bina merkezine seviye atlat. Yuanshu yaver ticaret talep etti, kulak misafiri. Yuanshu asker ittifak kurun, defol. Tamam bakalım. Ama dördüncü seviye abi. Dördüncü seviye. Lübe'yi Lübu tarafından özel... vay be. Lümen uyum içinde yaşamak. Yok, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ticaretten gelir. Ticaretten gelir. Gıda. Bunu atlatmamız lazım. Bu kimle? Kasaba. Benim. Burayı birleştirelim. Evet. Ama sarı sarıklılarla savaşa girersek sıkıntı olacak. Bunlar iyileşti mi? Reform geldi. Benim PC Atilla'da az kasıyor, bunu kaldırır mı? PC az kasıyorsa Atilla'da bunu kaldırır. Şimdi 3000 nüfus. İnşaat maliyesini düşür. Öncüler için memnuniyet. Mevsimsel maliyet. Bu neymiş? Sanayiden gelir. Müsait yönetici mevkileri. Burada bir yerde yozlaşmayı düşür vardı ama. Bunun için şunu mu açacağız? Hadi sanayiden gelir açalım. Sonra da yozlaşmayı hallederiz. 600 küsür gold. Yine hızlıca sonraki tur. Kulak misafiri 1111. Yaman casuslarından korunma. 2 otorite. Reddet. Gelirimiz az çünkü şeyiz yani. Ticaretimize bakalım. Belki bir ülkeyle, bir ulusla ticaretimiz gümlemiş olabilir. Bu arada 1,5 saati geride bıraktık. Dur, ne oldu? Erkek kardeşin Sunsu öldüğünde sana danışmanlık yapması için Chang Zhao'ya güvendin. Ciddiyetsizliğe pek vakti olmayan, sert ve tavizi olmayan bir adamdır. Şu sanırım, şu olması lazım. Dolayısıyla sen kaplan avından üstün, başın yırtık halde kıl payı dönünce bundan pek hoşnut olmadı. İnsanların hükümdarı olan birinin kahramanları ve altındaki ona hizmet eden yetenek sahibi insanlar üzerine kontrol ve hakimiyet sahibi olmalıdır. Yabani bölgelerde öylece at koşturup vahşi hayvanlarla güreşerek cesaretini kanıtlamaya çalışmamalısın. Başına bir şey gelirse bütün imparatorluk için espri konusu olmaz mısın? Kesinlikle haklı. Af dile. Evet. Şu mu? Aynen. Yo, bu değil. Bu Jiang Hong'muş bu. Jiang Zhao. Bizde mi abi adam? Bizde değil ya. Burada. Strateji danışman. Evet. İsyan kapıda şimdi. Burada isyan çıkacakmış. O zaman şöyle yapacağız. Direkt mi isyan çıkıyor? Vallahi direkt çıkıyor ya. Generalimizi gönderelim bunu. Ya abi çıldıracağım ya. Yok, kesin isyan çıkıyor ya. Yetenek puanı mevcut. Kararladık. Otorite bina bakım maliyeti. Süper. Lümenk. Lümenk mutsuz. Karakterin casusluk. O zaman tamam. Mutlu yapıp şey yapıp mı göndersek acaba bunu?
Memnun et ha. Tamam 23 geçti. Tamam süper. Büyümen gel buraya. Seni Yuan Shu'ya gönderelim. Yo, Liu Biao'ya gönderelim. Babamın katilinin içerisine sızıyoruz. Paşam kim ki o bize öğüt veriyor? O bir bilge şahsiyet. Bize öğüt vermesi gayet doğal. Bu arada bakın yeni bir görünüm şekli. Karşılaştırma modunu aç kapattık. Sadece kendini gösteriyor. Onu yapmayacağım ama. Gıda problemi yaşadığımız için bunu artı. Ha gelmiş gıdamız. Besi çiftliği. Besi hayvan ağır. Evet bunu yapalım gayet iyi. 1600. Shindu'da şey yapamıyoruz. Tamam şunu yapalım. Şu pirinç tarlasını da alabiliriz ya. Bu aptal herifle Wulang'ın dostu var mı? İttifak savaşı mı? Liu Bu ile Liu Chong. Ben bununla ticaret yapıyormuşum zaten. Yan Bayu ile savaştılarmış. Şimdi şöyle yapalım. Bu adamla kontr olacak. Askeri geçi de iptal ediyorum. Ticareti de iptal edeceğim. Tamam. Şimdi ticaret yapacak birini bulmamız lazım. Yanç. Şuradan bakalım. Liu Bu, Shishi. Burada bir yerde olması lazım. Liu Bu'nun durumu ne? Liu Bu da güçlü gözüküyor aslında. Zengin de. Kimlerle düşman? Anahane'den Yan Bayu sağ sağ. Tamam bununla ticaret yapalım ya. Bu kurtarmış yani bir şeyi. Kısmen. Millet de şunlara da iyi arası. Kongrong etrafındakilerle arası çok iyi. Bu resmen sırtını sağlam almış. Tamam bununla ticaret yapalım ya. Of, efsane para koparacağım bundan ticaret karşılığı. 4 gıda var. Onu satarız aynen. 1300. 1400. Tamam. Ticaret anlaşması ve karşında 2400 gold. Süper. Hadi bakalım. Hmm, bak burada da gidici. Burada sıkıntılı. Sarı sarıklılar var. Hem de bir düşmanımız buraya hakim. İsyanlarla uğraşacağız gibi. Evet çıktı şu an. Oo, orada okuyor. Bu, aa bir dakika. Liu Biao bana savaş mı ilan etti? Kırmızı gözüküyor. Barıştıydık Sun Tzu zamanında. Bir şeyler oldu. Düğüm içinde yaşam şu tamam. 99 olmuş. Hemen şöyle yapalım. Biliyorsun paylaşılmış uzmanlık bu ailenin. Buğuların özelliği. Mesela 5, 4, 4, 4. 4. Bunları şuna seviye atlatabiliriz mesela. Uzmanlığı paylaş. Jiayu. Jiayu'nun level da 4. Bununla paylaşayım o zaman. 三思之后智慧定先. Evet. Bitti mi puan? Ha, E49'a düştü. Evet seviye atladı gördüğünüz gibi. Kurnazlık karakter çeviri ipek ve baharattan. Rezervler. Kurnazlık. Bilgeli yazsın madem. Evet şu isyanı bir bastıralım hızlıca. Evet isyan da bastı. Düello yapmış kaybetmiş gerizekalı. Yapay zeka da neyine göre kaybediyorsa. Yaralanmadı inşallah. İyi. Uzmanlık, kurnazlık, otorite. Kulak misafir diyelim. Otorite. Oo şarkı kitabı. Otorite, memnuniyet, moral.
saldırırken çok iyi. Ona verebileceğim şarmı gerek yok. Stratejist şeyleri bunlar. İsyan durumu ne yaptık? İyi, artı 2, tamam, güzel. Şimdi burayı toparladık. Bunun buraya gelmesi lazım. Buna çöksem alır mıyım? Mancınık, okçu. 2 stratejist alırız ama piyade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patlamayalım sonra. Aslında ordu sayımız aynı da. Mancınıklar, kaç okçu süvarisi var? 2. Bizde de 2 var. Komutanımız gayet iyi. Bence saldıralım. Aksiyon olsun. Kaçtı. Artı 3. Bunları niye gösteriyor ya? Düşük diye değil mi? Düşük asayiş. Şurada çıkacak. Boyang da şurada. Barışalım diyor. Vassal yapamıyoruz bu adama. İptal ya, reddedelim. Tabi deli. Aa, ikinci orduyu çıkardı adam. Paşam kaç yaşındasın? Ben 31 yaşındayım. Mit ajanlığı yapıyorum yayıncılık dışında. Casus görevlen Lümenk. Sızma teşebbüsü. Peki de iyi bir etki bırakıp ulusa başarısız belli bir olmasa casusumuz gizli faaliyetlerine faydamız olacak. Evet, güzel. Silah ustamız bize silah yaptı. Güzel, çift balta, harika. Hemen abi, hemen abi, hemen 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 hemen. Komutan uzma, heh, buna vereceğim. Çünkü uzmanlık düşürüyor. Bunun uzmanı da gayet yüksek. Komutana verdim. Bu arada Sun Quan seviye atlamış. Muharebe hareket hızı, saldırırken moral, komuta ederken. Orman cezanı görmez de gel, otorite. Şunu açalım. Geçit veren toprak. Hücum direnci, yakın muharebe savaşınız. Bak bu iyiymiş. Sudan kurtulma şansı. Orman dezavantajı. Ya şu da iyi aslında ya. Bunu alayım da. Önce şöyle açarız, sonra böyle açarız. Şimdi buraya saldırırsam. Oha. Bunlarda iyileşme iyileşmelik bir şey var mı? O zaman devam abi. İki kat hızla geleceğiz buraya. Bunu yıkalım. Bu tek bundan çıkan. Ha yok, satmıyoruz. İkinci orduya yeni adam al. Ha, pusu başarılı. Ama sayısı kaç? Ha. Bizden kaçan ordu geri geldi ordu. Gece moral silelim. Hem moralleri düşsün. %100 bunu yakalayabiliyormuşuz. Muharebe başladı. Uzun savaş yapıyoruz. Bir şey değil mi? Bence serinin en çok savaş yaptığımız bölüm oldu. Üçüncü bölüm. Gıda satabiliriz. Doğru diyorsun Fatih. Evet, pusu savaşı. Şimdi şöyle yapacağız. Mancınıklar arkada. Ama mancınıkları yani... Şu adamın tipini bir göreyim, merak ettim. Yalnız şunun artwork'üyle kendisi hiç benzemiyor ya.
Şu tipi. Burada daha karizmatik, burada o kadar da değil. Neyse. Bunun ne özelliği varmış? Menzil hasarı temel. Ha, yanında okçular olursa menzil hasarını artırır öyle mi? Şimdi burası sayı az. Böyle yapacağız. Bunlar da çok kötü atar ha bu kadar şeyli alanda. Spearman. Bayağı o şey birimi var. Bunlar nereden çıkmak zorunda? Dönüş gidiş yerleri ne tarafa? Bu tarafa. Buradan çıkmak zorundalar şu kısma gelip. Pusu savaşı ama tam pusu yapamayacağız. Birimimiz az yani. Şöyle buradan sıkıştırsak. Ve buradan sıkıştırsam. Ve buradan. Buradaki ok sallasalar. Tamam güzel. Komutanları öldüreyim. Bunlar geri kaçmasın. Ateşli ok mu atalım? Ateşli ok atalım hadi. Evet. Pusu başladı. O onlar da ateşli atıyor. Güzel yakaladık. Beyaz bayrak direkt beyaz bayrak çektiler. Oo direkt kaçıyorlar. Direkt yok ettik. Onu yakalayacaktır. Başarı ulaşıyoruz. O bitirdi mi? Hala öldüremedi. Tamam oku bırakın. Çok hızlı bitti ya. Ama onlar ölmesi lazım. Hadi lan. Vay 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 ile vay vay ile hoş geldin. Heh. Öldüremedi. Hadi hadi lan. Lan oğlum. Bebulus hoş geldin. Piyadeler bayağı değil mi? Süvariler bayağı da olmuş. Bizden taş çatlasa 20 kişi. Güzel. Çok güzel oldu. Pusu savaşıyla ordusunu dağıttık. Evet ikisini de yakalamışız. İdam ediyor. Oo, beyaz saf kanat. Bir de ne? Çalma edecek bir şey yok. O zaman idam. İdam. Güzel. Bu saldırmazlık anlaşması yapacağız. 1000 gold verecek. Kabul ediyorum. Dur müzakerim daha fazla alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Ne alacağım abi ikinci orduya? Ne gereği var? Ha? Ben yakaladığımız adamı alacaksınız. Al dediniz zannettim. Daha şu an paramız eksi de alamam ikinci adama. Düzeltiyorum. Üçüncü adamı alamam. Huzurlu akşamlar güzel insanlar. Bay 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 la eyvallah. Paramız yok o nedenle. Ha bir şey oldu. Casus yetişti Lümenk. Casusunuzdan biri bu ulusunu sızmaya başardı. İyi iş. Çıkarmakta kavet olduğu düşünüyor ve verilen makama sahibi oldu. Saray soylular aslında. Güzel. Aha süper. Süper süper. Ne diyor?
Turunuzun başında Sun Quan 5 veya üstü rütbeye sahip olsun. 30 itibar tüm karakter için yüksek makam isteğini azaltmış ceza. Süper. İsyan misyan yok abi. Ya bunlar mesela mutsuz değiller yani. Şimdi seviyesi düşük olanlar. Mesela şu. Bu nasıl olsa savaşıyor artık. Ordu da yani. Ha? Uzmanlık paylaşan. Evet, seviye atladı mı? Atladı. Evet, mancınıklar artık ateşli atacak. Uzmanlık, kurnazlık, otorite, süper. Kurnazlık, sefer manzil, ordu yönetmiyor. O zaman bunu verelim. Şunu verelim, diğerini satabiliriz. Şu Sun Quan atını şey yapalım. Bunu yaptık. Başka ne var? Bir şey yok. Ona da versek mi acaba? Uzaktan sıktırırız ya. İşe yaramayacak ama. Neyi demiyor abi? He. Zaten götürmüşüz. Ha yo. Gidebildiği kadar gitti. Şimdi gıdamız 10 oldu. Heh, şimdi gıda anlaşmalarımız bitmiş. Fakirleri bulalım abi. Gong Suzan gel buraya. Buna 4. Düzenli ödeme talep et. Yayın aynen seninle olabilir ya. Yayın şu an iyi. Donma yok. 275 diyelim. 70 diyelim. Evet 2000 gold. 2600 gold. Vay arkadaş. Evet 4 ton gıda vereceğim ben ona. O da bana toplamda 2600 gold verecek. Bu bir. Kaldı geriye. Biraz daha gıdamız. Çok mu fakir? Bir dakika. Varlıklı gıda yönünden çok fakir. Ona da 4 satalım. Düzenli ödeme talep edelim. Ki başka bir yerden de düzenli ödememiz geliyormuş. Bunun parası mı yok? Çok fakir eşit. Eşit çok fakir. He. Para yönünden benle aynı. Verir o zaman bu. Gongshu Lanting. Bu neymiş ya? Bin gold verin ya. Bir bin gold verin. Biz bununla nasıl savaşa gittik ya? Yuan Shao ile ikisi var fakir olan. Onun dışında yok. O zaman satacağız abi. 4'ü düzenli ödeme talep ediyorum. Neredeyse 900 gold. 2 tanesi de bizde kalsın yeterli. Tamam eksiden kurtulduk. Bu ne? Memnuniyeti düşük. Allah'ım yarabbim. Tamam buna komuta yap, şey yaparız. Biraz sıkıntı olursa seviyesine şey yaparız, atlattırız. Bir de buna ordu yönettirebiliriz yani. Ben de sürekli gidip geliyor. Evet, arkada belki güncelleştirme falan varsa dediği gibi. Sun Tzu değil miydi? Sun Quan ne alaka paşam? Öldür. Sun Tzu öldü. İkinci bölümü eğer kaçırdıysanız YouTube'a ilerleyen günlerde konur. Oradan izleyebilirsiniz neler olduğunu. Oradan bakabilirsiniz. YouTube üyeleri ise tabii görebiliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. YouTube üyeleri izleyebiliyorlar. Henüz yayınlanmamış bölümleri.
Oo, barış yapmışlar. Evet. Yan Baihu geçmiş olsun. Otomatik yapacağım. Evet, savaş meydana hekime. Generalin müttefikleri muharebe meydanında yaralı halde yatıyorken zaferi kutlamayı reddediyor. Yaralı binler her defasında 3 kişi olmak üzere bizzat kurtarak at sırtını taşıyor. Changpu komutana bak sen ya. Helal lan. Bu da seviye atladı. Ne diyor? Orman gözetleme. Perspektif dalgalanmaları. Gel. Aslında ben bunu dağınık olayını bundan alsam diyeceğim ama okçular için kullanılabilir değil mi bu? Bu adamlar niye yıkılmadı lan? Bu mu? Bir bu kaldı diye mi? Bu adamın açlıktan ölüyor olması lazım değil mi ama? Sarı sarıklara saldıracağım. Dağ çadırları. Yık. Ben bunu yaparsam Asaç bu binadan faydalanmasın. Olumsuz etkilenme için binayı dönüştürme imha edin. İmha ediyoruz aynen. Bu. Bunu da yıkacağız. Yo bir dakika. Çevirecek miyiz tamir edip? İşte şurada bir bug oldu arkadaşlar. Şunda. Orada bir bug oldu. Bunu seviye atlatalım mı? Bence bunu atlatalım. Başkenti atlatalım. Para da bitti zaten direkt değil mi? Aleykümselam Zigon, hoş geldin. Şimdi sanayiden gelir, ipekten gelir, baharattan gelir. Yozlaşmayı düşüreceğiz. Kısmen birazcık arttı para. Burada ne var? Eylem puanı mevcut. Burada ne düşük? Asayiş düşük. Bu Bambu oduncu kampı. Koyang. Burada da asayiş sıfır eksilerde. Tamam, son iki tur. Sarı sarıkların ordusu çok fazla ya. Bunları nasıl yeneceğiz? Ne oldu manyak? Kuş atıyor. Tabii ordu kalmadı. Kaçacak yeri de kalmadı. Son şansını denediler ve yok oldular. Yuanshu ulusuna ödeme yapacağız. Usta başına vereceğiz. Yuanshu sizi savaş zamanlarında birimize yardım etmeyi taahhüt ediyor. Asker ittifak reddetti. Ömer hoş geldin. Aleykümselam. Selamlar Sint, hoş geldin. Hayır, sarı sarıkların 3 full ordusu var arkadaşlar. Sun Quan gayet kotardı ve topraklarını genişletmeyi bildi. Abisinin amacını da gerçekleştirdi. Sahte kaplan öldü. Ulus yükledi Yan Baihu. Evet, bunun mirası diyor. Turunuz başında 2 adet beşer veya üstü üstü sahip olun. Bir komutan sahip olun. 2 adet ve 5 ve komutan. Şey diyorlar. Canan. Burada isyan kapıdaymış. Görüyor musunuz bakın. 1, 2, 3. Ve burası hep tamamıyla sarı sarıklı. Ordular nasıl? Kolpa. Kolpa. Ama bizim paramız yok. Paramız yok. Yık. Çevir. Evet, paralarımı bitirdik. Nasıl yapabiliriz? Bak, buradaki özel birlikleri var ama. Şu ne? Bölge tacını diplomatik
Bilinmeyen. Tutum. Tutum sarı sarıklarla aramız kötü. Huaxin'le de aramız kötü. Liu Biao'ya aramız kötü. Ama gelemiyor. Gelmiyor ya da. Evet. Bir aynı şey. Bu şekilde devam edeceğiz. Aslında şurayı alsak. Eyaleti de birleştirmiş oluyoruz. Aynen. Buraya yürüyelim. Şimdi sarı sarıklara girersek biraz uzun olacak problem. Ama bu tek kişi ve müttefi de yok. Aynen. Wan Lang'ı zaten kurtarmıştık haydutun elinden. Şimdi sıra. Bu arada iflas mı ediyoruz? Bana böyle geliyor. 6 2 ticaret hakkım daha var. Şu sanırım. Yok. Tamam, müzakere. Women ping xin jing jing. Ni de tian bu cuo. Direkt para alalım, direkt. Belki yıkarlar mıkarlar, tek toprağa kalmış zaten kızın. İttifak savaşı diyor ama adamla ulusa karşı savaş, eksi 46 süre. Wang Zhu mu? Başka barış yok. Askeri geçiş. Böbeği. Bundan para alırız. Düzenli ödeme talep et. Yok, alamıyoruz. Düz para alsak. Bu arada gayet iyi. 1 saat 40 dakika mı? Geride bıraktık. Yavaş yavaş sona doğru gideceğiz. Ne var? İsyan kapıda düşük asayiş. Burada düşük asayiş. Burada değil. Burada isyan çıkıyor. Kesin mi? Aynen. Ya bu DLC 19'una çıkacak. Defol git. ...19'una bu DLC çıksa indirim geleceğini düşünüyorum. 19 Mart yani. Başkenti Sindu'ya taşı paşam diyor. Niye? Burayı işte. Bayji kötü mü? Bir de orayı taşımak para arkadaşlar. İsyan çıktı. Bunu yeriz. İyi, güzel yerde çıktı. Seviye atıyor bizimkiler. Süper, 7 gıdamız oldu. Önemli bir şey yok. Paramız tamam. Bir gıdalara bakalım, satma ihtimalimiz var. Belki biri gümleyebilir. Hiç, oha, 28 gıdası var adamın. 1 gıdası var. 0 gıdası var. Eksiye düşenler özellikle. Fakir. Şununla bir anlaşma. Evet. 1000 gold versin. Kabul edeceğim. Güzel. Süper. Tamam. Aynen, bir yok, 4 3 vereceğiz. 7 tane gıdamız varmış. Çok da bir şey kopartamayacağız. 2 gıda ile falan dursun. 2700 dursun, para lazım. İtibar dursun. Şeye bakalım. Ulus özeti. Ha, güzel. Az kaldı. Yapacağız. Artıracağız seviyeyi. İlkbahar indirim sanırım. İlkbahar, onda da olabilir, evet. O dönemde de gelebilir.
Ama 19 Mart'ta çıkacak DLC ile alakalı. Biliyor abi, üzerine yürüyeceğini biliyor adam yani. Bu arada burayı da almamız zaten, bakın beyaz kaplan logosu var. Silah arkadaşlar, güzel. Cheng Pu, babamın komutanı. Bunu iki kat yapalım artık, yeter. Champing. Oh, Fikret Reis. Nerelerden yedin sen? Arabacı geldi, seni sordu Fikret. Nerede göremiyorum Fikret Reis'i dedi. Ben de dedim ki Fikret Reis artık beni sevmiyor dedim. Gelmiyor dedim artık. Total War oynadığım için gelmiyor dedim. Hey, hoş geldin. Beyler 15 ay. 15 ay. Ne demek? Bir ömür lan. Bir senedir destek atıyor adam ya. Boru mu? Aha, ne oluyor? Liu Chong. Evlilik yapalım diyor ama aslında yaşlılar da tutuyor, biliyor musunuz? Ama Liu Chong kendi ailesinden, yani Liu ailesiyle eğer evlilik olsaydı kabul ederdim ama Luo Jun adında bir komutanına istiyor, o nedenle reddediyorum. Fikret o Liu Rus yok edildi. Yeşim kuş. Çay içerken genelini rüyada çay içerken genelini rüyada gördüğün yeşimden bir kuştan bahsediyorsun. General çayından büyük bir yudum alıyor, fincanını yere koyuyor ve göz göze geliyorsun. Rüyada yeşim kuş görmek bir uğra kehanet eder. Yeşim imparatorluk, zaten biliyorsunuz yeşim taşı var bunların. İmparatorluk taşı da öyle. Düzeltiyorum, mührü. Kuş ise dünya ile cennet arasında boşluğu birbirine bağlayabilen bir canlıyı gösterir. Cheng Pu ve Sun Quan. İnsan insanı sever. Seni seviyorum diyor. Oh, Forzilla yapıştırdı hemen. Forzilla 3. ayda beni yalnız bırakmıyor. Eyvallah. Huzurlu bir şekilde uyuyabilirim bugün. Vali kebapları Yasin. Aha, görev başarılı. Zanaatkar desteği. Bütün görevleri yaptık mı? Yok, yapmamışız. Ben de diyorum, niye gitti bu logo? He. Eyvallah Forzil'cim. Asayiş düşük. Burada yeni binaları yapmayacağım. Hmm. Binayı artır. Ya bir dakika. Eksi 2 gıda yap abi. Tamam. Savaş var, savaş. Paşam, benim de çok görmediğim, kaybettiğimiz izleyici mod ve modlar var. Nasıl ya? Lamborok biliyorsun zaten, o iş ve okulla alakalı şey yaptı. Yasin arada geliyor zaten. Makre de arada geliyor. Allah razı olsun, izleyicilerimizde hiç problem çıkartmıyorlar. Ya mesela açıyor beni dinlerken arkada counter oynuyor, bir şey oynuyor. PM oynuyor, makre falan. Kimisinde işi gücü var. Ya benle problem olup da ben bundan sonra seni izlemeyeceğim diyen hiç iyiliksever bu arada. Stat şey kazandık. Hilal burada izliyor. Hocam varsa alırım bir modluğunuzu. Yok, şu an bir modluk hususu gerek yok arkadaşlar. Ama ileride neden olmasın. Firestart, hoş geldin, selamlar. Evet, savaş var. Az kaldı. Çökeceğiz buraya. Reform gelmiş. Ders çalışan bile diyor. Aa abicim, öyle yapmayın ama bak. Ders çalışırken beni duymamanız gerekiyor. Yani herhangi bir şey, kafanızın derse odaklanması için dikkat edin lütfen. Paşam, bu derecede Keo kardeşler gelecek mi, bilgin var mı bilmiyorum. Karakterleri ne dedin? Keo. Bakalım hemen. Bir dakika. Karakterler in game. Gelen isim, bak sayayım gelen karakterleri. Yan Yu, Zhang Zhao, Zhang Hong, Xia Qia, Dia Chan, Dio Chan, Cheng Gong, White Tiger Yan, ki öldürdük onu. Liu Yao, Cheng Pu, benim o komutanlardan. Zhao Tai, Li Jui, Li Jing, Gao Shun, Wang Lang, Lady Mi, Lady Bian, Da Qiao,
Aa var işte. Tamam. Ama Kiao kardeşler değil. Daha Kiao diye biri var. Bir de Shushu. Başka yok. Evet. Sunsu ve Zhao Yu'nun hatunları. O zaman yok. Şimdi müsait yönetici mevkileri sanayiden, ipekten, baharattan gelir. İkisi yok aslında. Sanayi var sadece. O zaman geç. Şuradan denedim. Ticari etki. İpekten, baharattan. Tüm uluslararası diplomatik memnuniyet. Ticari etki. Strateji için memnuniyet. Bak özel arbaletçi açı. Bu ne? Ticaretten gelir. Sanayi. Ticari sanayi. Bak bunu yapalım ya. Çünkü sanayimiz var. Evet 9'a çıktı. Yeni bir ordu kumandanı alabilirim artık. O zaman ne alıyoruz? Abi bu adamlar niye mutlu değil? Bu heriflerle niye mutlu değil ya? Kendi ordu kumandanları mı olmak istiyor bu şampiyonlar? Hiç mutlu değiller ya. İkisi de anlaşamıyor. Cık. İki stratejist buraya fazla. O zaman şöyle yapacağız abi. Yan yana tutacağız. Ordu kurayım burada. Türkiye'de yaşında 33. O zaman Xiaodun'u alıyorum abi. Onayla. Evet, Sasuan'ın sağ kolu bu. Birimler ne renk? Yeşil yeşil. Aynen. Şu yeşil. Bunlar doğru, bunlar yanlış. Bu birimler yanlış. Neyse dursun bakalım. Buna strateji alabiliyor muyum? Alamıyorum. Para yok. Kaç bahardır oynuyorsun? Bir türlü meyve veremedi bu ağaç. Tikenden başka bir şey yetiştirmiyor. Ney? Hangisi? Yo gayet iyi la. Beyler gayet iyi değil mi Totolor Trekkingiz? Para bitti döndür. Uf. Abi ben istemiyorum. Hayır, başka yabancı bu ikisi de evlenmek istiyorlar mı bunlar hakikaten? Dörtte 39. Yani çok da kötü değil ya şey ama yani bilemedim şimdi. Heydi bu. Ne diyor? Liu Bei size evlilik teklif ediyor. Karakterimiz ondan ulusuna katılacak reddediyor. Annemi göndermem yaban ellere. İç güveysi gelecekse gelsin kardeşim. Haksız mıyım arkadaşlar? Evlendirmedim tabii. Bizim karakter niye gidiyor karşı tarafa? Onun karakter buraya gelsin. Jiggins güzel ama karakterle görünümü güzel olsa daha iyi olur diyor Paşam. Zarganas. Sadık sorumluluk sahibi. Sadakat tabii ki. Annemle aram iyi şu an. Ne oluyor? Casus terfi ettiri devlet. Lümek öğren... Uuu sarayda. Casus kendisi bu ulusun en üst kademelerinin birine yetiştirildi. Ulus üzerinde gücümüz etkisi artıyor. Hadi bakalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Evet şimdi. Kaç ordusu var? Abi birçok adamla savaşta. 3 ticareti var. Hangzhou vassalı. Bunlar da müttefik. 5 milyon insana bakıyor. 45 bin goldu var. 3 gıdası var. Kaos içerisinde diyor. Neymiş? Kim? Gan Ning. Wang Zhong. Başka efsane bir karakter var mı? Yok. 2 tane efsane bir karakter. Yo. Aaa! Yan bayı köpeği. Vay arkadaş. Adamın gittiği yere bak lan. Görüşürüz Fikret. Ori oynamaya gidiyormuş. Ori'de biz de çektik biliyorsunuz. Geçen. Yine YouTube. Onu da YouTube'da açacağım. O çektiğimiz bölüm. Bir saatlik Ori oynadık ama spam olmasın diye bir sürü video koyuyoruz zaten. Her gün bir video yayınlanıyor. Sıra Ori'ye de gelecek. Tamam bunu öğrendiğimiz iyi oldu. 3 tane de ordusu var gözüküyor şu an için. Şimdi biz bu adama nasıl zarar verebiliriz? Gizli ağ kur diyelim.
Evet, orada ajanlıklarımızı yaptırıyoruz. Askeri atama kovala. Askeri atama kovalamazsın. İstihbarat çabalarına etki edelim ama bizim puanımız... Bakalım yapabilecek miyim? Evet. Evet, düşmanın casus ağını da kırdık. Güzel. Böyle devam edeceğiz yavaş yavaş. Arkadaşlar hazır mısınız savaşa? Gece muharebesi. Nasılmış harita görünümü? Aa, ilginç bir harita. Şey tarlalar, pirinç tarlalar. Bu savaşı yapalım, eğlenceli olacaktır. Ve bu savaşla da 3. bölümü bitirmiş oluruz. Sun Kaan'ı da resmen Wu'ların nasıl koruyucusu olduğunu da ispatladığımız bir bölüm oldu. Evet, muharebe başladı. Gece muharebesi. 奋战今日终于有了结果现在前进吧。çalışmamız meyvesini verdi. Şimdi ileri. Aynen öyle. Vallahi. 上吧, gel dostum. Onlar savaşı yaşatalım. 就算暑热炎炎, pes etmeyin. Yine sizi kavurduğunda bile. 吾等只能取胜, 别无他法, tek seçeneğimiz var. Bitirin şu işi. Bu arada aynen. O haydut kaplan şey atıyor. Ok atıyor arkadaşlar. Ve şey. Bildiğiniz zehirli ok attığı için koronalı. Korona atıyor. Bildiğiniz korona atıyor adam. Bir orduyu buraya koyayım. Oh be, şöyle bütün birimler gelişmiş şekilde. Zayiatsız. Hep yarım yamalak ordularla savaştık. Şimdi şöyle. Aslında bir tanesini buraya alabiliriz ya. Süvari komutanı o olacak. Sun Kaan burada. Evet, muharebeyi başlattım. Evet, hadi bakalım, oturtsun. Geliyor. Vurdu. Etkileniyorlar mı? Diğer atış gelecek. Mi? Geldi. Bir dakika, dur sıkma. İyi kullanalım şeyi. Vurmuşuz. Şuraya sıkarsam sanırım. Bu dedi meşelerin düştüğü gibi sen de düşeceksin. Aa, burada şey varmış. Tuzak kurmuşlar. Tuzaklar yakalandılar. Çok güzel. Bu ne yaptı? Vurdu mu? Vurmuş. Kız orada yağ koymuş yere. Biz geçerken yakacaktı. Bunlar yandı. Tamam, okçularımızı ilerletebiliriz. Bunların okçuları hep... Aa, hepsini buraya koymuş. O zaman buradakileri yiyeceğiz. Çok güzel. Şuraya oturtabiliriz. Bir oraya, var ya şuraya bir otursa. Hadi bekliyoruz. Hadi geceyi aydınlat. Geliyor. Cayır cayır yanıyorlar. Evet, okçularını sıkıyor. Cayır cayır ölüyorlar. Bunlar
Bunlar geceyi aydınlatsın hatta. Uf 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 uf. Süper. Tamam bırak. Süvarileri götüreceğim ama önce piyadeleri içeri koyalım. Kaçanları yakalıyoruz. Spastik Bebek 16. O nasıl bir isim dostum ya? Güzel isimler alın. Kendinize yakışan isimler alın ya. Niye sağlıklı şey? Yani biliyorsunuz bir hastalık ismi böyle olumsuz şeyler almayın. Bu arada sağlık problemi olan, ben engelli demiyorum, hediyeli diyorum arkadaşlar. İnancım gereği ben öyle düşünüyorum. Allah ailelerine sabır ve güç kuvvet versin. O dostlarımıza sağlık sıhhat versin. Şimdi okçularımızı ilerletebiliriz. Yani engelli güzel bir tabir değil bence. Ben hediyeli diyorum. Ama işte daha hoş bir nick alabilirsin, onu demeye çalışıyorum. Cem istediğini alabilir evet, ama ben de naçizane önerim sunuyorum. Kötü bir şey söylemedim ki. Aa ne var orada? Aa bir şey. Vay çakallar. Şey attılar. Yıldız dikenler attılar yani. Komutanın gitme vakti geldi. Bunu kovalamayacağım. Süvarileri saldırsak mı acaba? Sun Quan'la girelim bari. De buradaki spearmenlerle nasıl başa çıkacağız ki? O iş yalan. Çok zayiat veririz birimler. Oo, bunlar ne attı böyle kendilerine? Ne yapıyor bunlar? Gizliyorlar mı kendilerini? Aynen. Bak ok atamıyoruz. Gizliyorlar kendilerini. Mancınıkları ilerletti mi? Mancınıklar kalmadı ki. Ni shala duoshao ren? Wo xiang hai bu gou ba. You qu a. Ni you neng gu chun dong she, you dong zhan chang si sha. Hadi abi, hadi abi. Bizim komutan uçtu gitti lan. Bizim komutan burada estiriyor. Bunlar da burada bekliyor. Sırf şu ordular gelmesin diye bekliyorlar ya burada. Şaka gibi yani. Adam kesiyor bizimki. Cayır cayır adam kesiyor. Aha düello mu? Hadi düello. Vallahi düello yapıyorlar. Heh, nihayet. Yeter ya, bizimkiler koşun artık. Oğlum iyi ki zoomladım lan. Yoksa şunlara bodoslama giriyorduk ha. Vallahi bodoslama giriyorduk.
Hadi, alıyormuş kelleyi. Kelle değil de kol. Evet, kaçtıkları yerde biz keseceğiz şimdi onları. Dışarı kaçıyorlar. Katliamı izleyin. Dışarı kaçıyorlar, hepsini keseceğim. Uf, bizimkiler burada katliam. Geleni kesiyoruz, gideni kesiyoruz. Direkt bu yoldan çıktıkları için. Bitti mi? Yok, bitmedi. Şunu yakalamamız lazım. Manyak ya, nereye gitti? Dön lan, dön. Güzel görüntü. Abi. Buraya mı gitmem gerekiyor ta? Hızlandıracağız. Bunlar dönme ihtimali var ama biliyor musunuz? Heh, beyaz oldular. Savaşı kazandın mı? Yok, kazanmamışız. Tamam işte, daha o kaldı. Tam anlamıyla kazanmadık herhalde. Tuzaklar vardı. Tamam, bitti. Evet, zafer. Bu tuzaklar. Bundan dolayı giremedim oraya. Van Lang da yok oldu, evet. Rik, hoş geldin. Selam Wuhanlılar. Tuzaklar, evet. Yok, bu DLC değil. Bu DLC değil, düzeltiyorum bu DLC. Evet, bitirdik. Wu'nun mirası. Tur başına ziraat binaları inşaat verdiğinde 120 indirim. Van Lang gök edildi. Evet, harika. Güzel bir bölüm yaşadık. Başta hüzünlüydü. Niye? Çünkü tam da Sun Tzu'nun öldüğü yerden devam ediyorduk. Bu arada şu, bakın, artmış paylaşım uzmanlık. Bir paylaşalım. 6, 5, 5, 4, 4. Şunu orduya almıştık. Değil mi? Aynen, bunu uzmanlık paylaşalım ve Shadun'a seviye atlatalım. Önemli bir düellocu. Pasifik güçlenme, kudretli devirme. Bunu verelim abi. Silahları iyi. Tamam, bunları vermemize gerek yok. Ne diyor bu? Ha, bu da seviye atlamış. Ne diyor? Şunu açalım ya. Evet. Hamlelerimize yaptık. Atanmamış yönetici. Marki mi olduk lan biz? Asil ikinci marki yok, daha varmış. Neyse, yöneticiyi de atarız. Bugünlük yeter bence mi? 10 dakika şey yapsak tam 2 saat olmuş. Evet, yeter. Tamam, 3. bölüm. Güzel insanlar, burada sonlanıyor. O ülkemizin halini de görüyorsunuz. Birçok görevi de yaptık. Mesela dağları güvene al. Tefer tedariklerini güvene al. Diğerlerini de yavaş yavaş yapmaya devam ediyoruz. İyi gidiyor. Zaten Sun Quan, yani aslında tarihe tam odaklı gidiyoruz. Sun Quan, Sun Tzu'dan sonra çok kilit bir karakter. Ama ben serinin adını Sun Tzu olması şeklinde sürdüreceğim ama Sun Quan'dan da bahsedeceğiz yani. Evet. Sonraki bir bölüme kadar yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliğinizi, üyeliğinizi, ne bileyim, arkadaşlarınızla paylaşırsınız, yeni insanlar katarsınız bu güzel atmosfere.
bu türü desteklerinizi temenni ediyorum. Sonraki bir bölümde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.